Merhaba arkadaşlar. Sinan kardeşimin yine bahçesinin birindeyiz. Çiftçi arkadaşlar, şu bitkilerimizin kendi ham maddesini ne yazık ki humus olarak topraklarına vermiyorlar. Sinan'ım gel şuraya, yanıma gel. Şimdi Sinan kardeşim maalesef bunu yakmış. Burada itiraf edeyim. Güzel yere de getirmiş, açık alana yakmış. Asıl sen hiçbir yerde gübre arama Sinan. Asıl gübre bu. Bak şu var ya şu. Değerli arkadaşlar. Şu olduğu gibi humus. Diyor ki Sinan arkadaş. Bu işte abi bahçe kirli gözükecek. Kirli değil bak kardeşim. Bunu buraya koy. Tamam mı? Bunu buraya koy. Eğer 2 yıl sonra, 1 yıl sonra gel bu fındığın ocağının şeklini gör. Gerçek ürün bu. Ne yazık ki ben aynen fındık posasını çiftçilerimiz nasıl ki evlerinin bahçesinde, avlusunda yaktıysa, evet bunu da burada yaktılar. Bakın arkadaşlar, hepsi bunlar. Suçu tarlada yakaladım. Buyurun. Evet, suçluyu yerinde yakaladım. Yani inanır mısınız? Şuralarda bu 2 yıllık, 3 yıllık fındığımızın sürgününü çürütüp herhangi bir yerde bir havuz açılacak tabi buna. Havuz açılarak bunu çürütmeye yüz tutacaksınız. 3. yıl bunu bitkinin dibine 3'er 5'er kilo koyun. Bakın o fındık nasıl gelişiyor. Tabi bu burada fındık gelişemiyor. Sebebi belli. Topraktaki organik madde zayıf. Mineral maddeler de zayıf. Çünkü burası ham bir kil toprak. Arkadaşımız tabi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Katılıyorum. Saygı duyuyorum ama buna saygı duyamam. Arkadaşlar, bu bitkinin kendisinden olan bir materyali yakarak buna saygı duyamam. En büyük Türk çiftçisinin, Türkiye toplumunun kaybettiği durum bu. Yok efendi, benim bahçemde ısırgan otu bitecekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış, bir sürü velveleler var. Bakın arkadaşımız yine burada toprağı havalandırmış. Bakın arkadaşlar, burada toprağı havalandırmış. Toprak havalı, gayet güzel, püfür püfür. Evet, kök çalışması olmamış ama biz öyle gördük ki kök çalışması başlamış arkadaşlar. Kaç yıl önce yaptın Sinan bu tarlayı sen? 3-4 yıl kadar. 4 yıl önce yaptın. 4 yıl toprağımız fevkalade havalanmış ve kazmamızla vurduğumuz zaman bak püfür püfür. Ama burada kireci yanlış kullanmış. Keşke bu kireci biraz dışarıya atmış olsaydı. Ha, tabii burada şöyle bir durum var. Onu söylüyorum. Çok yakını bu telaffuzu yaptı kameranın arkasında. Diyor ki kök burada diyor. Kök burada olduğu için diyor biz diyor kireci buraya attık. Bizim buradaki kökü biz buralara taşımamız bizim amacımız. Doğru değil mi? Burada taşınmış ama. Ama o bahçenizde yok. Yok o daha önceki. Yok. Önemli olan buradaki kökü biz dal iz düşümüne nasıl taşıyabiliriz? Bunu taşıdığımız zaman arkadaşım Sinan'ım burada bir kere bitkimiz bu, mevcut bu olan dal iz düşümüne kökü taşınmış görünüyor. Evet. Şöyle bakalım. Burada bizim burada çalışmamızda şunu gözlemledik. Evet. Kök buraya taşınmış. Bir, iki kök hava toprak havalı. Ama verimsiz. Tınlı bir toprak bu. Kirli ve tınlı. Toprak havalı. Toprağın havalı olması efendim burada kendi kendine oksitasyon yapıp topraktaki besin kaynaklarının da eriyik hale gelmesi demektir. Ben güncel olarak bu durumu gördüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Ama şunu, bu yanlışı yapmasın çiftçi arkadaşlar. Bunu mutlaka ve mutlaka dal iz düşümüne arkadaşım atın. Yani bunu yapmanızda çok büyük fayda var. Bunu yap sen. Şuraya da bir tane kırmızı kurdele as. Ben tekrar 2 yıl sonra geleceğim.
Olduğu gibi dalda uçkursu var. Arkadaşımız üre kullanmış. Suni bir dalcıklanma olmuş. Az önce de kırdık attık arkadaşlar. Bakın. Yine ben size burada suni dalcıklanmanın eserine bakın. Bakın bunlar hep kurumuş. Değerli arkadaşlar. Evet, arkadaş üreyi kullanmış. Üre suni bir dala gitmiş, dalcıklanmaya gitmiş. İşte bu verimsizlik. Bir yıl ürün almış, ertesi yıl bu şekilde olmuş. Ama benim dediğim bu çalışmayı yapmış olsaydı bu olmayacaktı. Kökler rahat çalışacaktı. Sevgili dostlar. Benim size anlatmak istediğim nokta, yıllardan beri tarlalarda, bahçelerde anlattığım nokta burada kendini göstermiştir. İşte buyurun, yalancı dalcıklar. Bir yıl bunlar verim verdi. Beslenemediği için ertesi yıla bu şekilde zararlı bir dalcık olarak geri döndü. Kuru bir dalcık olarak geri döndü. Bazı arkadaşlar diyor ya, çok konuşuyorsun abi, bilmem ne. İşte ben konuşmayacağım da kim konuşacak? Ben yerinde bazı şeyleri tespit ediyorum. Sinan kardeşim ister benim bu dediklerimi alır uygular, isterse kenara koyar saklar. Lazım olduğu zaman kullanır. Evet, hayırlı olsun.